Bir ki, bir ki, bir ki, son ki. Arayıp sormasan da unuttum seni, sanma sakın. Dünya bir yana, sen yanlış ha, yanlış ses. Ne oldu ya? Yanlış sese girdi. Yanlış. Ele güne karşı diyecektim. Evet tamam. Öyle diyecektim. Ele, oradan benim al sesime abi. Girdi. Oradan al. Oradan al. Öyle ele, kesilmez. Kesilmez. Oradan al abi. Oradan al. Ele güne karşı. Oğlum nereden öyle kesilip nasıl monte edeceğiz oraya? Ya devam et baba ne olur. Ele güne. Yok yok abi. Baştan al. Hayır abicim ya. Arayıp sormasan da unuttum seni sanma. Dünya bir yana, sen bir yana, aşık ettin beni kendine, sonra da terk ettin gizlice, aradım seni her yerde, hiç kimselere soramadım. Esas Ele Güne Karşı'dır Mazhar Fuat Özkan. Ya yani. Mazhar Fuat Özkan Ele Güne Karşı 1984. Şimdi Ferhan İzmir'de oyun oynuyor, şahları da buraları oynuyor. Bizim parça meşhur olmuş. Herkes bütün halk Ele Güne Karşı söylüyor. Tam tiyatronun oru sırasında. Döndü pervane. Ey gidi tahran derken bütün seyirci Ele Güne Karşı diye bağırınca. Ferhan seyirciyi durdurup bu şarkı esasında bizim şarkımız. Oh, oyun için yapıldı. Demek zorunda kalmış. Özkan bizim hepimizin kanalı kuzusudur. O bize ilk katıldığında gruba 16 yaşında, pembe pembe yanaklı 16 yaşında bir çocuktu. Ve çok kabiliyetliydi, çok yetenekliydi. Bence Özkan müzik ve sanat için yaratılmış bir insan. Hem bas gitar çalıp, hem şarkı söyleyip, ikinci, üçüncü sesleri yapıp, bir de dans edebilen bir müzisyen ben hiç görmedim. Önce Özkan grupta kendini göstermedi. Sesini koydu, şeyini koydu. Ondan sonra ikiden itibaren besteleri de koymaya başladı ve Özkansız olmadı ondan sonra, olamadı. Şimdi bu bir 9-8'lik roman parçası. Bunu ne pop müzik yapmıştır? Bu böyle çalındığında roman parçası bildiğimiz 9-8'lik tak 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 ta 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 tak tak tak. Bunu Özkan'ın bası pop yapmış. Aa gidiş diyorsun. Tek başına tamam, bak bası çal lütfen. Dur ben de çalayım üstüne çalsın. Çal üstüne çal. Pop müzik yapan Özkan'ın basıdır. Bu gençler için de çok önemli bir ders. Bir tek çalsın bakayım. Fuat. Çal, çal. Evet. Dur, dur, dur. Bu pop yapmıştır şarkıyı. Özkan her zaman der, biz 35'inde meşhur olmayıp da 20'sinde olsaydık... Ha, söyle. Bitmiştik. Yaşa, bugünlere gelemezdik, doğru. 35'inde saçım dökülüyordu, ben ne olduğunu anladım kıymetine. Biz normal konserlere çıkıyorduk, birden Didar diye bir şey oldu. O gece apartmanın etrafı gazeteci sarıldı ve
Ondan sonra hayatımız değişti. Niye bağırıyorsun diyeceksin. Kulaklıklarım var. If I had a million songs then I'd sing them for you. If I had a world to offer I'd give it to you. Özkan çok söz yazmaz ama ona şeyi koyar. Mesela Dida şarkısı önce Türkiye'de bestelediğimizde dur mesela. Bir gün Özkan geldi dedi ki çocuklar arkamdan bağırdı dedi. Diday diday day demişler. E düşün bak şimdi Özkan'ın yaptığı şeye bak. En önemlisi peki peki anladık. Ben yazdım ama sen neymişsin bir abi satırı? Özkan'ın da yani can alıcı şey. Hepinize sonsuz sevgiler. Sevgili Denizliler, seneye görüşmek üzere. Basar Fuat Özkan, Sezen Aksu turnesinin son konseri İzmir'e doğru ilerlemekteyiz şu anda. Arkadaşlardan bu turne hakkında görüşlerini talep edeceğiz. Aslında aile arasında söylerdim. Basar Bey, turne hakkında görüşlerinizi rica ediyoruz sizin efendim. Efendim, nasıl bir turne geçirdik? Çok güzel bir turne geçirdik. Son güne kadar dayandık gribe karşı, Anadolu'muzun yollarına karşı. Hamdolsun Mos Prodüksiyon bize çok konforlu bir yolculuk sağladı. Şehirlerde ilgi nasıldı? İlgi yani çok güzeldi. Sanki İstanbul gibiydi. İstanbul'dan da öteydi Özkan'cığım. Evet. Unutulmaz hatıralarla dönüyoruz. Şu anda İzmir'e geliyoruz. İzmir'i çok seviyorsunuz herhalde. Konserlerde de zaman zaman sevgili İzmirliler demiştiniz, hatırlıyorum. Öyle mi? Evet. İzmir, sadece İzmir demedim, İzmit'te dedim. İzmit'te mi dediniz? İzmit'te de İzmir dedim ben. Benim İzmir'e bir takıklığım var. Ya. 85'teki Eurovision seferinden sonra Sezen Aksu'yla turneye çıkmıştı. Malatya'da, Kukar'da bir dağın tepesinden geçerken bir köyde duyduk ayran içelim diye. Otobüsten indik, bir çocuk baktı. Anne, bak Mazhar Fuat Özkan geçiyor dedi. Ben de dedim çocuklar, arkadaşlar artık bugün meşhur adımızı ilan edebiliriz. Dağın tepesinde bir çocuk Mazhar Fuat Özkan geçiriyorsa artık dedim tamam, Türkiye'de tamam işte. Sevgili denizciler, sizle görüşmeyeli epey oldu. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi de ben Fuat şey diye hatırlıyorum. Ergin Bener'in bizi götürdüğü mavi yolculuk. Aynen o. Siz Türkçe'de yapar. Biz sırf İngilizce yapıyoruz. Yıkadı yani beynimizi. Dedi ki Türkçe, Türkçe, Türkçe. Çünkü biz ona İngilizce parçalar çalıştık. Hafif hafif Türkçe'ye girmiştik. Tabii. Ne kadar basit bir şey. Üç akorda ama melodi de güzel. Thank you.
ben Gülleyen'in içindeni yaptım ama tamamen Batı müziğiyle yetiştiğimiz için zaten bak demek ki genetiğimizde olan bir şeymiş o. O çıkıverdi ve sözleri de çok basit falandır. Hatırası da şu. Stüdyo toplanıyor. Ben Gülleyen'in içindeni tek gitarla çaldım. İlk defa kliksiz. Kliği de ben sevmem çünkü tutturamam çok. Kliksiz çaldım. Çocuklar ne olur şuna bir ses yapın dedim. Çocuklar girdiler. 5 dakikada Fuat Özkan Gülleyen'in içindeni sesini yaptılar. Sonra biz Erkan Onur'u çağırdık. Uğur'u. 3 tane kayıt yaptırdık. Evet. O üçünü de kesip orta solusunu çıkarttık. Aynen. Sonra Özkan onu perdesiz bas gitarıyla konserlerde çalmaya başladı. Sözlerinden önce Özkan'ın bir ben o şarkıyı yani Sude'nin ne olduğunu da bilmeden o şarkı çıktı. Yani daha hani çıkarırken şarkı çıkartırken ağzından böyle heceler kelimeler çıkar ya. Söz yazdığı geldim. Yani ben ondan gel benim ne ol. Falan bekliyorsun. Aşkım na geldim sen ne falan diye öyle bir Türkçe söz bekliyorum. Söyle dedi bana. Dahi dadun diyordum ben de yani. Evet. Tam belli değil. Dahi yahunlar falan. Durun da dudun da dudun da oluyordu mesela. O Nur'unda oldu. Ama Sude vardı. Sude söyledim ben şarkıyı. O da yazdı böyle. Al dedi sözler bu. Ne dedim bu ya? Dahi yahun Nur'unda. Metin ağzından çıkan yazmış. Dahi istos ağzından çıkan. Çok güzel aslında. Bütün o heceleri. Gir Özkan. Ben bir gireceğim. Sen gir tek başına. Bir dakika heyecan. Ben de üstüne gireceğim. Parçada herkes kökler gitlerine konserler. Ha Sude'yi Sezen Aksu da söyledi değil mi? Tabii. Yaptı. İlk önce o söylemek istedi ama ben dedim kim? İlk önce MFÖ çıkartacak ondan sonra Sezen'cim sen çıkartırsın dedim. Ha öyle tabii. Aynı zamanda mı rast geldi? İlk önce ben bu şarkıyı bana ver dedi. Ben ona dinletmiştim. Ben dedim ki MFÖ çıkartacak ondan sonra sen dedim çıkartırsın istersen. Siz Sezen Hanım, sizin görüşlerinizi alalım. Ben çok mutluyum efendim. Çıktığım günden beri Allah tarafından çok mutluyum. Abi. Sezen'le beraber, onunla beraber çok güzel bir ekiptik. Otobüsün içinde de ister istemez öyle şovlar yapıyorsun, şarkılar söylettiriyorsun, röportajlar yapıyorsun. Güzel bir turneydi. Denize Selam, niçin ilk baştan getirmedin piyanoyu? Kıymetli piyanosunu niye ilk baştan getirmedin? Çünkü... Bu meseleyi aç bir cinayet çıkacak. Çünkü karayollarına sordum. Bazı bölgeler bozuk olduğu için... Ancak Antalya yolundan itibaren herhalde piyano taşınabilirdi. Konuştu be. Karayolu. Yani piyanoya gelebilecek vibrasyonlar. Evet, o frekans ve tellerin titreşimini... Ben piyanonun karayollarına dayananı diyeceğim. Bravo. Bu alışta. Turnemizin son durağı olan noktaya doğru ilerlemekteyiz. İzmir'e ilerliyoruz. Kardeşim. Bu nasıl bir kardeşim? Normal kardeşim. Normal kardeşim. Normal kardeşim. Peki, neşeli kardeşim? Kardeşim! Peki, kız kardeşim? Kardeşim!
Çok mutlu, ayakların yerden kardeş, kardeş, kardeşim. Kardeş, kardeş, kardeşim. Kardeş, kardeş, kardeşim. Çeşitli kardeşlerimiz var. Mustafa. Biskopat kardeşim. Mustafa'nın kardeşi mi? Biskopat kardeşim. Mustafa'nın kardeşi mi? Kardeşim. Kardeşim. Masarcığım. Özkan, Biskopat kardeşim. Kardeşim, kardeşim, kardeşim. Kardeşim, kardeşim, kardeşim. Nerede kardeşim? Su yok usta, su yok. Su yok. Su olmadı mı hayat olamaz. Söylemiyorsun. Biz işte yarıda kapatıyoruz işte, alan yok. Aa. Biz sadece taht dünden giriyoruz. Finler afişti, fişler var afişti. Taht dün, finler afişti. Fişti. Fişti ama var fişti. Fişti ama var fişti. Bir usulü marifetle kabukları fırfırıştı. Üstüne tuzu fırfır sıçtı. Tabi orası yok. Orası yok. Biz oraya kadar sürdük. Oraya kadar sürdük. Ha ha ha, ne komik be. Ama bu çok komik. Ne o anam, kıskandın mı? Elle beni çocuk adam yeni baba oldu. Aaa. Bir günlük oldu oğlum. Oğlum bir günlük oldu. Master efendim. Zaten bu onun şımarıklığı içinde yatıyorum. Evet. Hey, gidiyor, yanıyor. Buraya bak. Keserim ulan. Dün oğlum oldu benim. Hani su yok yollarda. Konserden hemen çıkıyorum. Manifold trajederler. Yine ilk şey satan. Oradan telefon edip öğreniyorum. Ay Mansar, çok merak ediyorum ya. Saçı maçı var mıydı? Sordun mu? Var. Ya bu sen sanki saç su aldın. Saçlı mı doğdun? Ya, bilmiyorum. Kumral gibi. Kaç kilo doğmuş biliyor musun? Maşallah. Tamam. Kesin. Kaç kilo doğmuş? Kaç kilo doğmuş? Bizim meslek biraz şey yapıyor, aileden götürüyor. Efendim şu anda mola vermek durumundayız. Stüdyolara bağlanıyoruz. Güzel. Atattım finnare fıştı. Fıştı ama ne fıştı. Bil usulü marifetle kabukları kırpıştı. Atattım finnare fıştı. Görüyorsun. İşte bir deli halinden deli. Deli deli kulakları gibi deli. Deli deli kulakları gibi deli. İşte bizlere oydum. Deliğimiz var mı? İşin kolay olur. Bunun bir başı sonu yok mu? Sebepsiz sonuç olur. Deli deli kulakların güveni. Deli deli kulakların güveni. Yolladılar onu Avrupa. Avrupa, Avrupa. Kendi yolunu bulmaya